الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. Peşaver Geceleri kitabının reddiyesi bölümünde geçen dönem ne yaptık? Peşaver Gecelerinde imamet ile ilgili bir bahse gelmiştik. Orada bir virgül koyduk. İmamet bahsini en geniş biçimde işleyen imami kaynak olarak gördüğümüz El-İmametül İlahiye isimli kitaba oradan bir geçiş yaptık. Oradan imametin imamilerce Kur'ani delilleri olarak öne sürülen ayet-i kerimeleri gördük. O ayet-i kerimeler üzerindeki yorumlarını, tevillerini, istinbat ve istidlallerini gördük. Bunların ne kadar çürük tutarsız olduğunu bihamdihi teala ortaya koymuş olduk. Bu bahis bitmeyecek. Yani imamiyenin imamet konusundaki görüşü, inancı hemen her meseleyle alakalı olarak karşımıza çıkacak. Dolayısıyla İlerleyen bahislerde imametin rivayet delilleri, nakli delilleri bağlamında rivayet delilleri üzerinde yeniden duracağız. Peşaver gecelerinde de o konuyla ilgili bahisler gelecek. Dolayısıyla biz şimdi o parantezi kapatıp Peşaver gecelerinde kaldığımız yerden mevzuyu tartışmaya devam edeceğiz. 12 İmam Şiası'nın inancı ile ilgili bir ara başlık vardı. O ara başlıktan bu büyük parantezi açmıştık. Oradan hareketle. O ara başlığın bir devamı olarak İmamiye Şiası'nın inançları bağlamında şöyle diyor müellif. Biz Şia topluluğu şuna inanıyoruz ki Allah Teala bu ilahi ahkamı ve düsturları getireni seçip halka tanıtmıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin vefatından sonra onun dini ve şeriatını koruyan birinin olması gerekir. Bunu El-İmametül İlahiyye'de de görmüştük bu iddiayı. Allah Teala dinini sahipsiz bırakmaz. Şeriatını, ümmetini delilsiz, hüccetsiz bırakmaz. Peygamber aleyhissalatü vesselamın vefatından sonra imamlar onun hüccetleridir, delilleridir şeklinde bir görüşleri olduğunu orada da müşahede etmiş ve tartışmıştık. Efendim, biz ehl-i sünnet vel cemaat olarak diyoruz ki Allah Teala kitabını koruyacaktır. Dinini koruyacaktır. Bunu da masum olduğuna iman edilen bir kaç kişi üzerinden değil, ümmetin uleması üzerinden yapacaktır. Kaldı ki masum olduğuna iman edilen kişilerden birisi de 1380 sene mi epeyce oldu, aramızda yok. Dolayısıyla Allah Teala böyle bir ortada olmayan, gayip olan, gaybete çekildiği söylenen birisi üzerinden dini nasıl koruyor? Bu bizatihi İmamiye Şiası bakımından da sıkıntılı bir durum. İleride göreceğiz inşallah bugün. 12. İmam gaybete çekildikten sonra bu ümmetin rehberliğini kim üstlenecek? İmamiye diyor ki, o küçük gaybet döneminde 4 tane naibi vardı onun. O 4 naib üzerinden mesajlarını veriyordu topluma. Daha sonra büyük gaybete çekildi. Büyük gaybete çekildikten sonra ümmetin rehberliğini yaşayan fakihler üstlendiler. Biz de diyoruz aynı noktaya geldik mi? Madem 12. imamın büyük gaybeti döneminde ümmetin rehberliğini fakihler üstlendi. Ümmet onlara tabi olacak.
onları izleyecek, onları taklit edecek. O zaman demek ki Allah Teala bu dinini masumlar üzerinden koruyacaktır şeklindeki bu önermeniz, bu kaziyeniz, bu inancınız bu noktada geçerliliğini kaybetmiştir. 12. imam geri dönmedikçe sizin inancınıza göre gaybette kaldığı sürece, madem ki ümmetin rehberliğini fakihler, sizin alimleriniz, sizin fakihleriniz üstlenecek, o halde demek ki Allah Teala İslam tarihinin çok uzun bir süresi boyunca bu ümmeti sizin fakih dediğiniz insanların rehberliğinde muhafaza edecek. Bu dini onlar vasıtasıyla muhafaza edecek. O zaman aynı noktaya gelmiş oluyoruz. Yani o aradaki Hicri 200'lü yılların ikinci yarısı diyelim. Hicri 3. asrın ikinci yarısını dışarıda tutarsak, geriye kalan 11,5 asır, 12 asır boyunca sizin inancınıza göre Allah Teala ümmetini, kitabını, sünnetini fukaha, fakihler üzerinden istikamette tutuyor. O zaman demek ki o 2,5 asır için bu kadar kıyameti kopartmaya değmez. Ve daha ileride ne kadar devam edecek bu 11,5-12 asır, ne kadar devam edecek onu da bilmiyoruz. Ta ki gaip olduğuna inanılan Mehdi gelene kadar bu süreç böyle devam edecek. Allah Teala peygamberi seçip halka tanıttığı gibi onu da, yani peygamberin vasi ve halifesini de Hazreti Peygamber vasıtasıyla ümmete tanıtmalıdır. Bu sizin öngörünüz, sizin olması gereklidir dediğiniz bir şey. Vakıa böyle tespit edilmez, naslarla böyle istidlal edilmez, böyle mantık yürütülmez. Niye böyle bir şey olmalıdır diye sorarlar. Madem ki çok uzun asırlar boyunca bilmediğimiz, bize herhangi bir rehberliğe ulaşmayan bir insandan bahsediyoruz, böyle bir şey mümkün, o zaman böyle bir mecburiyet de yok. Allah Teala seçip onu tanıtmalıdır. Böyle bir mecburiyet yok. Ama bilfarz diyelim ki tanıtmalıdır. Nitekim bütün peygamberler Allah Teala'nın emriyle kendi vasilerini tanıtmışlardır diyor. Biz de diyoruz ki eğer bu nübüvvetin bir muktezasıysa, nebinin bir görevi ise, vazifesi ise, asli temel bir vazifesi ise bir kere bunun böyle olduğunu bizim Kur'an-ı Kerim'de buluyor olmamız beklenir. Nübüvvete dair bilmemiz gereken ne varsa, çünkü Kur'an-ı Azimüşşan'da mevcut. Fakat böyle bir şey yok. Benden sonra filan vasidir. Her bir peygamber, her bir nebi bunu söylemiştir diyorsunuz ama bunu Kur'an'dan delillendirmeniz mümkün değil. O zaman iş rivayetler zeminine intikal edecek. Orada da kilitleniyoruz. Bizi bağlamıyor sizin rivayetleriniz. Çünkü siz de bizim rivayetlerimize güvenmiyorsunuz. İleride gelecek, göreceğiz. Ehl-i sünneti Allah'ın dinini bozmak için hadis uydurmakla itham ediyorlar. Bunlar diyorlar imamların imametini ve velayetini tanımamak için, ümmeti bu velayetten kopartıp başka bir yöne sevk etmek için hadis uydurdular. Durmadan binlerce, on binlerce hadis uydurdular. Dolayısıyla ümmeti aldılar, başka bir yöne sevk ettiler. Aynı şeyi biz de sizin için söylüyoruz. Bu iddia sizin uydurduğunuz rivayetlerden başka bir dayanağı olmayan kuru, asılsız, temelsiz bir iddiadır. Bunu söyledikten sonra 12 imam silsilesini sayıyor ve şöyle devam ediyor. İmamiye şiasının inancı şudur ki bu hak olan 12 imam Allah tarafından peygamber vasıtasıyla bize tanıtılmıştır. Bunların 12.'si yani Hazreti Mehdi, mütevatir ve müstefiz hadislere göre gaybete çekilmiştir. Bu hususta biz ehl-i sünnet alimlerinden de pek çok, bu hususta siz, düzeltiyorum, siz ehl-i sünnet alimlerinden de pek çok hadisler vardır. Bunun böyle olmadığını biliyoruz. Yani hiçbir sünni muteber hadis kaynağında
12. imamın gaybete çekildiğini anlatan bir hadis yok. Tekrar ediyorum, açık ve net. Hiçbir sünni muteber hadis kaynağında, hiçbir muteber hadis rivayetinde bize 12 imam şunlardır, 12.si şudur, gaybete çekilmiştir diye bir bilgi gelmemiştir. Bu iddia doğru değil, bu yalan. Siz sünniler de böyle rivayet ediyorsunuz, 12. imam gaybete çekildi, gelecek diyorsunuz. Biz böyle bir şey demiyoruz. Bizim hiçbir kaynağımızda böyle bir şey yok. Bir kısım uydurma rivayetleri gösterecekseniz biz baştan diyoruz ki bunlar uydurmadır zaten. Bunları kabul etmiyoruz biz. Onlar da zaten Şia kanalıyla gelmiş rivayetlerdir. Bu bakımdan biz bunlara itimat etmiyoruz. Bizim cerh-tadil süzgecimizden geçmiş ravilerden oluşan bir senetle bize 12. imam gaybettedir, gelecektir diye bir metin nakledilmemiştir. Bütün peygamber ve vasilerin zamanında gaybet olduğu gibi o zamanda da gaybet olmuştur. Buna da katılmıyoruz. Bütün peygamberler zamanında nasıl gaybet olmuş? Yani Kur'an-ı Kerim'de böyle bir şey yok. Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin hayatında böyle bir şey yok. O nerede, ne zaman gaybete çekilmiş? Ne zaman vazifesini ihmal etmiş? Ne zaman insanlardan, toplumdan ayrılmış, ayrı bir yere gitmiş, nübüvvet vazifesiyle vazifeliyken ne zaman toplumdan ayrılmış, hiç kimsenin görmediği, bilmediği bir yere gitmiş, bir gaybet alemine çekilmiş, böyle bir şey yok. Peygamberler tarihinde de böyle bir şey bilmiyoruz. Allah Teala elçileri gaybete çekilsinler diye göndermez. Elçileri canları pahasına toplumun içine girsinler, hakkı hakikati tebliğ etsinler diye gönderir. Bu uğurda kanını vermiş, şehit olmuş nice peygamber vardır. Onlar gaybete çekilmeyi bilmiyor muydu? İsrailoğullarının zulmüne maruz kalan peygamberler, şehit edilen Hazreti Zekeriyalar, Hazreti Yahyalar, şehit edilmek için canına kastedilen Hazreti İsa'lar gaybete çekilmeyi bilmiyor muydu? Dolayısıyla böyle bir şey yok. Peygamberler tarihinde de böyle bir gaybet diye bir şey yok. Bu da sizin, bizim uydurma olduğunu söylediğimiz rivayetlere dayanarak oluşturduğunuz bir iddiadır ve hiçbir şekilde bizi bağlamıyor. Kaldı ki 12. imamın gaybete çekildiği inancı bütün Şii gruplar tarafından paylaşılan bir inanç da değil. Her vesileyle söylüyoruz. Bir kere Zeydiye baştan size muhalif. Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin'den sonra imametin kılıcını çekip gözünü budaktan sakınmadan meydana atılıp emri maruf nehyi münker yapan kimse Ehl-i Beyt'ten imam odur diyorlar Zeydiler. Öyle 12. imam filan beklemiyorlar. Gaybet filan onlarda da yok. İmamiyye inancı teşekkül edene kadar oluşmuş bir sürü fırka var. Bu fırkaların hiçbirisinde de 12. imam inancı yok. Dolayısıyla bu tamamen ümmet içerisinde sadece İmamiyye'ye mahsus bir inançtır. İmamiyye bunu ümmetin diğer kesimlerine karşı sarih ve sahih delillerle ispat etmek zorundadır. Böyle bir münazara ortamında hele bulunuyorsa bunu bizi ilzam edecek delillerle ortaya koymak zorundadır. Bu söylenenlerin hiçbirisi bizim için hiçbir şey ifade etmiyor. O kutsal vücudu Allah Teala zulmü ortadan kaldırmak ve adaleti yaymak için vakti gelince zuhur etmek üzere onu gözlerden uzak kılmıştır. Bu imam Mehdi bütün alemi ıslah edecektir. Herkes böyle bir şahsın zuhur edeceğini beklemektedir. Evet, özet olarak Mehdi inançları böyle. Bununla ilgili bir miktar detaya girmek istiyorum. Gaybet konusunda İmamiyye Şiası'nın bilebildiğim kadarıyla en kadim metinleri, kaynakları Şeyh Müfid'e ait risalelerdir bildiğim kadarıyla.
mutlak anlamda kadim olmasa da en azından kadim metinlerden birisidir Şia bakımından, İmamiye Şiası bakımından. Dolayısıyla burada Şeyh Müfid'in kısa kısa risaleler bunlar. Konu hakkında ne dediğine şöyle başlıklar halinde bir bakalım. Mehdi'nin gaybete çekildiğine ve bir zaman sonra yeniden dünyaya döneceğine dair bir kısım haberler bulunduğu söylendiğinde buna itiraz ediliyor. Böyle bir diyalektik tarzda yazılmış risaleler bunlar. Efendim muhatabı diyor ki bu haberler nedir bizlere, bu haberleri bize bir göster. Nedir bu haberler? Diyor ki el evvel, ilk haber, bu konudaki ilk haber el evvel ma fi hadal haber allazi rawatuhu al amme wal khassa, bu söylediğim şeye delalet eden rivayetlerden birisi hem âmmenin hem hassanın rivayet ettiği bir haberdir. Âmme dediği ehli sünnet, hassa dediği de imamiler. Ve huwa haberu Kumeyl ibn Ziyad, Kumeyl ibn Ziyad'ın naklettiği haber bu. Kale demiş ki dehaltu ala emiril müminin sallallahu aleyhi, Hazreti Ali'nin yanına girmiş bu zat. Ve huve yenkusu fil ardi, Hazreti Ali yeri eşeliyormuş, kazıyormuş. Niye böyle yapıyorsun ey müminlerin emiri demiş. O da demiş ki ufekkiru fit tasih min veledil Hüseyin, Hüseyin'in evladından dokuzuncuyu düşünüyorum. Dokuzuncu dediği de Mehdi. وَالَّذِي يَمْلَعُ الْاَرْضَ قِسْطًا وَعَدْلًا كَمَا مَلَأَتْ ظُلْمًا وَجَوْرًا, o zulüm ve haksızlıkla dolduktan sonra yeryüzünü adalet ve hakkaniyetle dolduracak. تَكُنُ لَهُ غَيْبَةً, onun bir gaybeti olacak, gaybubete çekilecek. يَرْتَابُ فِيهَا الْمُفْتِلُونَ, batıl ehli onun bu gaybetinden şüpheye düşecekler, şüphe edecekler. Ya Kumeyl ibn Ziyad, la budde lillahi fi ardihi min hucce, Allah'ın yeryüzünde bir hücceti olmak zorundadır. Bu kaçınılmaz bir şeydir. İmma zahirun meşhurun şahsuhu, bu kişi ya açık olur, şahsiyeti, kişiliği, kim olduğu bilinir, meşhur olur. Ve imma batının mağmurun, veya örtülmüş olur, batında olur, gizli olur. Likey la tubtila hucecullahi ve haberun tavil, devam ediyor. Bu imamın gaybette olması veya açık olması efendim Allah Teala'nın hüccetlerinin iptal edilip edilmemesi meselesiyle ilgili. Eğer gaybetteyse demek ki Allah Teala'nın hüccetleri iptal edilmesin diye gaybete çekilmiştir. Şimdi bir defa bizim kaynaklarımızda böyle bir rivayet yok. Ma ravahul hasse vel amme ifadesi doğru değil. Bu İmamiye Şiası'nın kaynaklarında geçen bir rivayet. Efendim, Allah Teala'nın yeryüzünde niye bir hücceti olmak zorundadır ki? Bunu nasıl, Allah Teala'yı böyle bir şeyle nasıl ilzam ediyoruz? Ondan gelen böyle bir haber mi var, bilgi mi var, bir vahiy mi var? Ben yeryüzüne kadar kıyameti mutlaka bir hüccet ile, bir hüccetten hali bırakmayacağım diye bir vaadi mi var? Böyle bir vaadi yok. Kaldı ki dediğim gibi yani bu tarz şeyler gaybet İnancının bizatihi kendisi tarafından çürütülen bir şeydir fiili olarak. Şu anda yeryüzünde İmamiye Şiası'na göre de Allah'ın bir hücceti yok. Çünkü 12. İmam dedikleri Mehdi'nin direktiflerine, sözlerine, hükümlerine göre amel etmiyorlar. Diyelim ki o evet bir yerdedir, 1300 küsür senedir bekliyor. Ama şu anda onlar onun hükümleriyle amel etmiyor. Onun direktifleri, emirleri, sözleriyle amel etmiyor. Neyle amel ediyor? Fakih dedikleri insanların içtihatlarıyla amel ediyor. İran'daki devleti de böyle kurdular.
Hümeyni'nin velayeti fakih kavramıyla kurdular. Bu daha evvelki Şii imami kaynaklarda gördüğümüz bir şey değil. Sonradan bir içtihat neticesi oluşmuş bir şey. Demek ki hüccet dediğiniz kişinin şu anda sizin üzerinizde hiçbir hücciyeti yok. Tamamen fakih dediğiniz insanların hücciyetiyle amel ediyorsunuz. Bunu iddia edip tekrar edip durmamanız lazım tutarlı olmak adına. Sonra birdenbire aynı risalede birkaç sayfa sonra tavır değişiyor ve o soru soran kişi, muhayyel kimse o, diyor ki fakat kana yecibu en yankule hadihi al-akhbar ma'a shi'a gayruhum. Yani sen bu haberlerden bahsediyorsun ama Şia ile birlikte daha başka kesimlerin de bu haberleri nakletmiş olması gerekir. O zaman tabii çark ediyor. Diyor ki hâzâ gayru lazım. Bu gerekmez diyor. Şia'nın bu haberleri nakletmiş olması yeterlidir. Onlar dışındakilerin nakletmiş olması bir gereklilik, bir vücub değildir. Velev vecebe, eğer böyle bir şey vacip olsa, gerekli olsa, Şia dışında başkalarının da bu tür haberleri nakletmesi gerekli olsa, vecebe ellâ yesehâ haberun la yankuluhul muâlif vel muhalif. Eğer böyle bir şey olsa ehl-i beyte muhalif olanların da onlarla müttefik olanların da birlikte naklettiği haberler hep birlikte batıl olur. Çünkü bunların hiçbir zaman Şia'yla Şia dışındaki toplulukların birlikte bu kadar şeyi rivayet ettiği sabit değil. Ve batalatil ahbaru kulluha. O zaman bütün haberler batıl olur. Siz diyorsunuz Şia ile birlikte başkaları da nakletsin. O zaman bu iki kitlenin nakletmediği bütün haberler, birlikte nakletmediği bütün haberler batıl olur. Ortada rivayet diye bir şey kalmaz. Kendi açısından tutarlı olabilir ama bunu baştan öyle söylemesi lazım. Diyecek ki biz bizim rivayetlerimize itimat ediyoruz. Siz etmeseniz de bunlar bizi bağlıyor. Tamam diyeceğiz biz de. Sizin mezhebiniz size, bizim mezhebimiz bize. Bu mezhep dediysem bunu öyle sadece bizim mezhebimiz, mezhep algımız gibi düşünmeyin. Burada çok farklı bir şey var. O farklı dediğim şeye gelmeden enteresan bir durum daha var, onu da görelim. Bu soru soran kişi, o muhayyel zat diyor ki فَاِذَا كَانَ الْاِمَامُ غَائِبًا تُولَ هَذِهِ الْمُدَّ. Eğer imam sizin dediğiniz gibi 12. imam bu süre boyunca gaip olduysa, gaybette kaldıysa, la yentefi'u bihi femel farku beyne vücudihi ve ademihi. Kimse ondan istifade edemedi. Onun gaybetteki varlığının kimseye bir faydası yok. O zaman ha var ha yok ne fark eder? Cevap şu: إن الله سبحانه إذا نصب دليلا وحجة على سائر خلقه فأخافه الظالمون كانت الحجة على من أخافه لا على الله. Acayip bir tarz. Allah Teala mahlukatına bir delil nasip ettiği zaman, bir hüccet ikame ettiği zaman ve onunla zalimleri korkuttuğu zaman كانت الحجة على من أخافه. Hüccet Allah Teala'nın o korkuttuğu kimselere gerekir. La alallahi subhanahu, Allah Teala'ya hüccet gerekmez. Ne anladık buradan? Allah Teala yeryüzünde bir hüccet ikame etti. Zalimleri korkutmak için. O zalimler için hüccettir. Allah için hüccet değildir. Biz Allah için hüccet istemedi ki bu soruyu soran adam. Bunun dediği ümmete ne faydası var? Gaybetteki bir adam varlığıyla yokluğu ümmet açısından hiçbir şey ifade etmiyor, farklılık ifade etmiyor. Ne faydası var? Cevap, o bir hüccet ise o zalimlere gerekli bir hüccettir. Allah'a hüccet gerekmez. Buna biz mugalata diyoruz. وَلَوْ اَعْدَمَهُ اللّٰهُ كَانَتِ الْحُجَّةُ عَلَى اللّٰهِ لَا عَلَى الظَّالِمِينَ. Bu çok daha fecaat bir şey. Eğer Allah o yeryüzüne gönderdiği hücceti yok etse,
Bu defa Allah'a, zalimlere karşı değil, Allah'a karşı bir hüccet gerekir. Sen bunu niye yok ettin? İbare aynen böyle. Tekrar ediyorum. وَلَوْ اَعْدَمَهُ اللّٰهُ Eğer Allah o hüccet olarak gönderdiği kişiyi yok ederse, كَانَتِ الْحُجَّةُ عَلَى اللّٰهِ لَا عَلَى الظَّالِمِ Dehşet bir şey. وَهَذَا الْفَرْقُ بَيْنَ وُجُودِهِ وَعَدَمِهِ İşte onun varlığıyla yokluğu arasındaki fark budur. Yani Allah Teala isterse gaybette olsun bir hüccet göndermemiş olsaydı, göndermiş olması gerektiği halde göndermediği için bu ona karşı bir hüccet olurdu. Ama o gönderdi. Dolayısıyla o hüccetten korkması gereken zalimler düşünsün. Ya iyi de adam bunu sormadı ki. Adam başka bir şey sordu. Bize ne faydası var dedi bunun. Evet, yani mugalata gidiyor. Esas önemli bulduğum noktayı paylaşayım sizinle. 12. İmam ve gaybet hakkında tarihin erken dönemlerinden itibaren müstakil kitaplar yazılmış. Risaleler, hatta koca koca cilt cilt kitaplar yazılmış. Bunlardan birisi arkadaşlar Türkçe'ye de tercüme edilmiş durumda. Kitabın adını söyleyeyim. Beklenen Mehdi. Alametleriyle birlikte Beklenen Mehdi aleyhisselam, yazar Ayetullah Muhammed Cevat Horasani, çeviren Mahmut Acar. Birinci baskı İstanbul 2006. İstanbul galiba. Karşımızda bir şahsın varlığı iddiası var. Diyorlar ki bu 11. İmam Hasan el-Askeri'nin oğlu dünyaya geldikten sonra 4 sene veya 5 sene yaşadı. Yani açıkta yaşadı. Sonra gaybete çekildi. 4 tane naibi üzerinden insanlara mesajlarını gönderdi. O 4 naipten sonra artık son naiple birlikte kimsenin naip olarak atanmayacağını ifade eden bir mektup gönderdi. Ondan sonra büyük gaybete çekildi. Kıyamete yakın dönecek. Şimdi bu süreci nasıl okuyorlar, nasıl görüyorlar, nasıl inanıyorlar? Onu bir yakından görelim. Çünkü Ehl-i Sünnet'teki Mehdi inancıyla Şia'daki Mehdi inancı toplumun pek çok kesimi tarafından birbirine karıştırılıyor. Ya bilerek ya bilmeyerek. Hatta Mehdi inancının Ehl-i Sünnet kaynaklara Şia'dan geçtiği şeklinde çok yaygın bir inanç da var biliyorsunuz. Şimdi bu böyle midir? İmamiye Şiasının Mehdi tasavvuru nedir? Bunun bizim kaynaklarımızdaki Mehdi'den farkları nedir? Bunu görmüş olmak bakımından İmam Mehdi kaç yaşındadır? Ne kadar yaşayacaktır? Gaybet dönemi bittikten sonra dünyada ne kadar kalacaktır? Bunlar İmamiye tarafından net olarak ortaya konamayan hususlar. Bizim için önemi yoktur diyorlar. Yani gaybet dönemi bittikten sonra o yeniden kıyam ettiğinde, yeniden dünyaya geldiğinde kaç sene kalacak? Çok ihtilaflı rivayetler var. O rivayetlerin içinden çıkamadıkları için çok da önemli değil diyorlar. Bunları boş verin. Rec'at inancı biliyorsunuz İmamiye'de çok belirgin ve merkezi bir inançtır. O sadece Mehdi'nin geri döneceği anlamına gelmez. Bakın ne diyor? Bundan dolayı İmam Mehdi'nin ömrünün ve hükümetinin süresi hakkında kesin bir şey söylenemez. Bunlara ilave olarak ahir zamanda dünyaya geri dönüş günleri olacaktır. İmam Hüseyin geri dönecek ve onu defnedecektir. Ondan sonra fazla geçmeden öteki imamlar da geri dönecekler. Bu bakımdan onun ömrünü bilmek çok da önemli olmayacaktır. İmam Hasan, Hazreti Hasan'dan nakil Mehdi ne kadar
kalacak. İmam Hasan 40 yıl diye buyurmuştur. İmam Bakır kıyam edeceği günden vefat edeceği güne kadar 19 yıl geçecek buyurmuştur. İmam Sadık 19 yıl birkaç ay buyurmuştur. Başka bir rivayette sizin yıllarınızla 70 yıl olan 7 yıl diye buyurmuştur. Başka bir rivayette Halilullah İbrahim'in ömrü olan 120 yıl kadar yaşayacak diye buyurmuştur. Hayırlı uğurlu olsun. Bu kadar şeyin içinden nasıl çıkarlar? Çıkılmaz. Çıkılmadığı için de nasıl olsa diğer imamlar da gelecek. Hepsiyle birlikte efendim recat tamamlanmış olacak. Kaç yıl kalırsa kalsın önemli değil. Ama bunların içinden nasıl çıkılması gerektiği bir ilmi olarak çözülmedikçe bir itikat konusu yapılamaz. Nasıl yapacaksınız bunu itikat konusu? Hani Allah bir hüccet gönderdi, o hüccet insanları şöyle bağladı, böyle bağladı, şu oldu, bu oldu filan falan ama o kadar belirsizlik var ki gerek doğduktan kaç yıl sonra gaybete çekildiği ile ilgili, gerek doğumunun ne zaman gerçekleştiği ile ilgili, gerekse gaybetten sonraki hayatıyla ilgili enteresan tutarsızlıklar var. Hatta İmam Bakır bir başka rivayette demiş ki Ashab-ı Kehf'in mağarada oturdukları yıl oranı olan 309 yıl kadar yaşayacaktır. İmam Bakır'dan nakledilen başka bir hadiste de bu süre kaimden sonra dünyaya geri dönecek olan İmam Hüseyin için açıklanmıştır. Yani hem Mehdi 309 yıl yaşayacak demek ki bir rivayete göre, hem de Hazreti Hüseyin döndükten sonra 309 yıl yaşayacak. Evet. Böyle bir enteresan durum. Peki İmam Mehdi kıyam edince neler yapacak? Son derece önemli bir meseledir bu. İmam Mehdi'nin kıyamının hedefi şöyledir. Niye kıyam edecek? Şunları yapmak için. Dini ikame etmek ve peygamberlerin efendisinin ölmüş sünnetlerini diriltmektir. Halifelerin ve padişahların bid'atlerini yok etmektir. Din adına kurulmuş olan sapık, küfür ve zındık fırkaların bid'atlerini yok etmektir. Nazil olduğu şekil üzere Kur'an-ı Kerim'i ve onun tefsirini öğretmektir. Adaleti yeryüzünün her tarafında uygulamaktır. Zulmü ortadan kaldırmaktır. Müşrikleri ve münafıkları öldürmektir. Dünyayı ehli olmayanların ellerinden almak ve Allah'ın salih kullarının ellerine teslim etmektir. Dünyada bir dinden ve bir mezhepten başka bir şey kalmayıncaya kadar küfrü, şirki, nifakı ve zulmü yok etmektir. Anlaşılıyor. Çok net. Mehdi geldiğinde İslam'dan başka din kalmayacak. Tamam. İmamiyye'den başka mezhep de kalmayacak. Şimdi ileride bunu biraz daha tafsilatlı olarak göreceğiz. Bunların hepsinin özeti şudur. İslam'a başından başlayacaktır. Daveti yenileyecek, İslam'a yeni bir elbise giydirecektir. Çünkü İslamsal eserler, böyle tercüme etmiş mi tercim? İslamsal eserler tarih süreci içinde hak ehli olmayan kişilerin ellerinde mahvolmuştur. Dolayısıyla Mehdi onları yeniden diriltecektir. Geleneklerini yenileyecektir. Hakikatini hayal perdelerinin arkasından ortaya çıkaracaktır. Cahil kişilerin ve hatta bilgili kişilerin yanlış görüşlerinden dolayı kirlenmiş olan İslamsal adetleri ve töreleri yenileyecektir. Bundan dolayı rivayetlerde onun yenilik yapacağına işaret edilmiştir. Atlıya atlıya gidiyorum. Meseleyi ana hatlarıyla netleştirmiş olmak için. Bunlar bazen de mezhep ve fırka, mevki ve makam iddiacıları tarafından meydana gelmiştir. Böyle kişiler İslam'a sokulmuş olan bid'atlar, hurafeler, sapık görüşler onlardan bahsediyor. Böyle kişiler rakiplerinin önüne geçebilmek için heveslerine göre bid'atler uydurmuşlar ve heveslerine göre olmayan sünnetleri de dinden çıkarmışlardır. Kendi aralarında birbirlerine karşı olan ihtilaflar birçok bid'atin ortaya çıktığına ve birçok sünnetin de yok edildiğine tanıklık etmektedir. Çünkü İslam kesinlikle bir din ve bir mezheptir. Mezhepçilik yapmayalım, bölücü olmayalım falan diyorlar ya.
Hani ya işte Şia hakkında konuştuğunuz zaman mezhepçilik yapmayın. Biz ümmetin birliğine, bütünlüğüne çalışıyoruz. Hepimiz kardeşiz falan diyorlar ya. Bir kere daha altını çizmiş olalım. Bu takiyye icabı söylenmiş olan sözler sırıtıyor. Bu kadar şeyi nereye koyacaksınız? Yukarıdaki konular İslam dininin esasları hakkındaydı. Aynı şekilde İslam'ın kitabı hakkında da böyle olmuştur. İslam dininin en temel unsuru olan Kur'an'ın aslı çeşitli heveslerle, farklı görüşlerle ve değişik bozulma nedenleriyle birlikte yıkılmak zorunda kalmıştır. Onun aslına göre amel eden azalmıştır. Heveslere ve arzulara göre tefsir edilmiş ve yorumlanmıştır vesaire. Evet, başka ne yapacak? Mehdi geldiğinde Musa Kazım'dan bir rivayet. Göklerde ve yerde olan her şeyi isteyerek veya istemeyerek ona teslim olmuştur ve yalnızca ona döneceklerdir. Ayeti kerimesinin tefsiri olarak Ali İmran 83. Bu ayet kaim Mehdi hakkında nazil olmuştur. İmam Musa Kazım böyle diyesiymiş. O kıyam ettiği zaman yeryüzünün doğusunda ve batısında olan Yahudilere, Hristiyanlara, Sabilere, zındıklara, mürtetlere ve kafirlere İslam'ı sunacaktır. İsteyerek veya istemeyerek kim Müslüman olursa ona namaz, oruç, zekat ve benzeri gibi Müslümanlara farz olan şeyler ona da farz olacak. Kim de Müslüman olmazsa onu öldürecektir. Nihayet doğuda ve batıda Allah'ı birlemeyen hiç kimse kalmayacaktır. Mehdi'nin muhalif fırkalara karşı uygulamaları. Yani bize. Kafirlerin ve müşriklerin durumu belli olmuştur. Ancak mezhep konusunda ona muhalif olanların hali nasıl olacaktır? Arapların, Mekke ve Medine halkının, Ümeyye oğullarının ve onunla savaşacak olan 13 taifenin durumları bir önceki sayfalarda özetle belli olmuştu. Ama özellikle isimleri açıklanan fırkalar şunlardır. İmam Sadık şöyle buyurmuş. Kaim kıyam ettiği zaman nasibi olanların hepsi ona sunulacaktır. Nasibi'yi biliyorsunuz tarih içerisinde farklı şekillerde tarif ettiler. Önceleri Hazreti Ali Efendimiz'e muhalif olanlara nasibi deniyordu. İşte Cemel'de, Sıffin'de karşı tarafta olanlara nasibi deniyordu. Fakat daha sonra ilerleyen asırlar içerisinde Ehl-i Beyt'in düşmanlarına nasibi denmeye başladı genel olarak. Ehl-i Beyt'e, daha doğrusu muhalif olanlara nasibi denmeye başladı. Dolayısıyla Şii olmayan herkes bu daha sonraki asırlarda anlam genişlemesine uğrayan bu tabire göre Şii olmayan herkes nasibidir. Kaim kıyam ettiği zaman nasibi olanların hepsini ona sunacaklar. Eğer hakiki İslam olan velayeti kabul ederlerse serbest bırakılacaklar. Yani Şii olurlarsa, imami olurlarsa serbest bırakacaklar. Kabul etmezlerse öldürülecekler veya kafirler gibi cizye vermeyi kabul etmek zorunda kalacaklar. Artık seçim sizin. Hangisini seçerseniz. İmam Bakır buna benzer bir hadiste şöyle buyurmuştur. Günümüzde kafirlerin cizye verdikleri gibi cizye verecekler. Sonra şunları da eklemiştir. Onların bellerine cizye kesesini bağlayacak ve şehirlerden köylere sürecektir. Ebu Basir İmam Sadık'a şöyle arz etti. Size karşı düşmanlık edenlerin durumları nasıl olacaktır? Şöyle buyurdu. Ey Ebu Basir, bize muhalif olan kişilerin devletimizde hiçbir payları olmayacaktır. Yüce Allah kaimin kıyamıyla onların kanlarını bizim için helal kılacaktır. Ancak bugün onları öldürmek bize ve size haramdır. Dolayısıyla hiçbir kimse seni gururlandırmasın, aldatmasın. Kaimimiz kıyam ettiği zaman Yüce Allah ve Resulü bizim için intikam alacaktır. Ha, düzeltiyorum. Kaimimiz kıyam ettiği zaman Yüce Allah, Resulü ve bizim için intikam alacaktır. Yani Mehdi bizden Ehl-i Beyt'in intikamını alacak. İmam Bakır'dan bir rivayet daha. Vay şu mürciyenin yarınlarına, kaimimiz kıyam ettiği zaman kime sığınacaklar?
Beşir Nebbal İmam Bakır'dan şöyle nakletti. Şöyle arz etti İmam Bakır, demiş ki onlar eğer böyle bir iş olursa siz ve biz adalet konusunda eşit olacağız diyorlar. Şöyle buyurdu. Kim tevbe ederse Yüce Allah onu bağışlar. Kim ikiyüzlülük edip gizlerse Yüce Allah onu rahmetinden uzaklaştırır. Kim sapık inançlarından bir şey açıklarsa Allah onun kanını döker. Canımı elinde bulundurana yemin ederim ki eliyle boğazını göstererek kasabın koyunu kurban etmesi gibi onları kurban edecektir. Şimdi Suriye'de, Irak'ta Haçlı Şabi'nin, Hizbullah'ın koyun boğazlar gibi insanları niye boğazladığını, nasıl bir ruh haliyle boğazladığını, nasıl bir inançla boğazladığını anlayabiliyor muyuz? Bizim adına vahşet dediğimiz şey onlar için bir meziyet, bir eftaliyet, bir sevap kazanma vesilesi. Daha başka şeyler de yapacak arkadaşlar. Hani bize karşı davranışları, Şii olmayanlara, imami olmayanlara karşı davranışları böyle de. Bu kadarla kalacak mı? Kalmayacak. Bakın. İmam Sadık, Cafer-i Sadık diyesiymiş ki, kaim kıyam ettiği zaman Kabe'yi yıkıp eski haline geri çevirecektir. İbrahim'in makamını eski yerine koyacaktır. Aynı şekilde Peygamberimizin mescidini de eski haline çevirecektir. Yani Haremeyn-i Şerife'in de İmamiye Şiasının tehdidi altında demektir bu. Kabe-i Muazzama'yı da yıkacaklar. Efendim, Kubbe-i Hadra'yı da yıkacaklar. Mescid-i Saadet'i de yıkacaklar. Onları kendi doğru bildikleri biçimde yeniden inşa edecekler. Bunun ne anlama geldiğini ayrıca söylemeye, belirtmeye, dile getirmeye, ifade etmeye gerek var mı? Tafsilata gerek var mı? Yok. Ya bu ümmetin tarih içerisinde sahip çıktığı, benimsediği, koruduğu, muhafaza ettiği, yaşadığı, yaşatmaya gayret ettiği ne varsa hepsini dümdüz edecek. Zaten rivayetlerde de öyle geliyor. Her şeyi sil baştan yapacak. Bazı rivayetlerde kitap ve sünnet hakkında da geliyor bu ifade. Yeni baştan kitap getirecek, yeni baştan sünnet koyacak şeklinde. O diyorlar şeydir. Kitabın hükümlerini yeniden ihya edecek anlamındadır. Fakat anlaşılıyor ki rivayette de mevcut. Hazreti Ali'nin radıyallahu anh yazdığı söylenen mushaf Mehdi'nin elindedir. Geldiği zaman onun içindeki hükümlerle amel edeceği de ifade edildiğine göre demek ki bizi başka bir Kur'an, başka bir sünnet, başka bir İslam, başka bir mezhep bekliyor ümmetin tamamını. Ya bunu kabul edecekler, buna boyun kesecekler ya da onları koyun keser gibi kesecekler. Öyle anlaşılıyor. Peygamberin mescidini yıkıp ne yapacaklar? Rivayet kimden geliyor onu söyleyeyim. Yine İmam Cafer'den geliyor. Güya. Peygamberin mescidini yıkacaklar. Musa'nın gölgeliğine benzer bir gölgelik kuracaklar onun yerine. Küfe mescidini yıkacak. Onun kıblesini düzeltecek. Küfe'yi başkent edinecek. Oradaki zalimlerin tamamını yok edecek. Efendim. Yeryüzünde yüksek duvarlı bir mescit bile koymayıp hepsini yıkacak.
bayağı bir icraat yani. Yeryüzündeki bütün mescitleri yıkacak. Kaim'in yapacağı ilk iş mescitlerin tavanlarıdır. Onları yıkacaktır. Sonra Musa'nın gölgeliğine benzer bir gölgelik yapılmasını emredecektir. Evet. Enteresan bir icraat daha. Ölmüş olsalar dahi intikam alacağı ve şer'i ceza uygulayacağı kişiler. Bu olaylardan bazıları şunlardır. Ümeyye oğullarının elleri ve ayakları kesilecektir. Önceden de açıklandığı gibi Kureyş'ten olan 500 kişi öldürülecektir. Mekke halkına yapacağı uygulamalar bölümünde de açıklandığı gibi 6 defa 500 kişilik grubu öldürecektir. Ehl-i Beyt mektebini kabul etmeyen kişileri öldürecektir. İmam Hüseyin'i öldüren kişilerin çocuklarını da öldürecektir. Onlar da biz oluyoruz. İmam Bakır diyesiymiş ki Kaim adıyla isimlendirilmiştir. Çünkü Ceddi Hüseyin öldürüldüğü zaman melekler Yüce Allah'a yönelerek ağlamaya ve sızlamaya başladılar. Yüce Allah onlara imamların nurlarını gösterdi. Onlardan biri Kaim, ayakta durmuştu ve namaz kılıyordu. Sonra Yüce Allah onlara şöyle buyurdu: İşte bunun vesilesiyle onlardan intikam alacağım. İmam Sadık, gene İmam Cafer-i Sadık'tan bir rivayet. Kaim kıyam ettiği zaman babalarının yapmış olduğu işe razı oldukları için Hüseyin'i öldürenlerin çocuklarını öldürecektir. Biliniz ki Kaim'imiz, İmam Muhammed Bakır'dan bir nakil. Biliniz ki Kaim'imiz kıyam ettiği zaman Humeyra, peygamberin evladının intikamının alınması ve kırbaç vurulması için dünyaya geri gönderilecek. Abdurrahman Kesir şöyle dedi: canımsa da sana feda olsun, niçin kırbaç vurulacaktır? Şöyle buyurdu: peygamberin evladı İbrahim'in annesine atmış olduğu iftiradan dolayı. Humeyra kim? Hazreti Ayşe validemiz. Şeyh Müfid'in bir risalesi var. Risale fi haberi mariye diye. Mariye annemiz Habeşistan Necaşisi'nin aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e hediye ettiği, Efendimiz'in de özgürlüğüne kavuşturarak müminlerin annesi konumuna yükselttiği Mariye annemiz bu İmamiyye'nin nakline göre hamileyken Hazreti Ayşe bir dedikodu çıkarttı. Onun işlerini gören bir köle vardı. O köleyle Mariye annemizin zina ettiğini, onun ondan hamile kaldığını söyledi ve bu iftirayı yaymaya başladı. Bunun üzerine Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Hazreti Ali'ye dedi ki git onu Mariye'nin yanında bulursan öldür. Hazreti Ali Efendimiz kılıcını çekti, emredilen şeyi yapmak üzere o tarafa doğru yöneldi. O esnada o köle ile Hazreti Mariye validemiz de oturuyordu yan yana. O köle Hazreti Ali'nin böyle yalın kılıç geldiğini görünce korktu. Bir ağaca çıktı. Efendim, Hazreti Ali de ağacın altına geldi. O esnada bir rüzgar çıktı. Kölenin eteklerini savurdu. Hazreti Ali baktı ki bu adam innin, yani erkekliği yok. Demek ki adam altına çamaşır filan da giymiyormuş herhalde. Ondan sonra kılıcını yerine koydu. Döndü geldi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına. Dedi ki Allah'ın Resulü, durum böyle böyle. Hazreti Ayşe validemizi kendisine atılan iftiradan tebriğe eden ayeti kerime bu olay üzerine inesilmiş. Tabi hadise neresinden baksanız sıkıntı. Yani
İmamlarla ilgili bu önceki bölümde epeyce bir şeyler görmüştük. İmamların özellikleri, sıfatları, vasıfları. İmamlar geçmiş ve geleceğin bütün ilimlerini bilir. Bütün dilleri bilir, bütün sanatları bilir, bütün meslekleri bilir. Efendimiz hariç bütün peygamberlerden üstündürler. Ama ne Efendimiz ne Hazreti Ali bunun bir iftira olduğunu bilememiş. Efendimiz az daha günahsız bir insanı öldürtecekmiş Hazreti Ali Efendimiz'i. Eğer o rüzgar esip de adamın eseğini uçurmasaymış. Bu bir sorun, ciddi bir sorun. İki, bir peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz gibi şah-ı rusul, server-i enbiya böyle bir olay karşısında Hazreti Ali'ye ya git bu olayı bir tahkik et, hakikati varsa öldür mü der. Bu ciddi bir iş. Şer'i bir mesele. Efendim, ırza, iffete, namusa, haysiyete dokunur bir mesele. Git onu öyleyse öldür ile olacak bir iş değil. Bir diğer sorun, Hazreti Ali de bilememiş bunu. Ya bunun bir iftira olduğunu Hazreti Ali de bilememiş. Adamı az daha öldürecekmiş yani. Bir diğer sorun, bunun bir iftira olduğu anlaşıldı da. Ne oldu? İftira, zina iftirası suçunun cezası belli. Allah Teala Ümmehat-ı Müminine hitaben Kitab-ı Kerim'inde sizden birisi bir fahişe, bir ahlaksızlık işleyecek olursa cezası iki kat verilir buyurmuyor mu? Evet. Peki nasıl oldu da bu Efendimiz tarafından cezasız, karşılıksız, müeyyidesiz bırakıldı? Örtbas mı edildi? Örtbas edildiyse bu haberi bize kim nereden öğrendi de nakletti? Nasıl haberi oldu? Enteresan bir şey. Ama yani bu uydurma olay sebebiyle Hazreti Ayşe validemize aleyhissalatü vesselam Efendimizin vermediği bir cezayı Mehdi verecek. Bunun için Hazreti Ayşe validemiz diriltilecek. Mehdi onu sorguya çekecek, kırbaçlayacak ve ona ceza verecek. Neresinden baksanız sorun, ciddi sorun. Ve bunlar Mehdi'nin döndüğü zaman yapacağı işler. Evet, son bir başlık daha. Ondan sonra soru cevap faslına geçelim. Ebu Basir şöyle arz etti. Konuşma İmam Muhammed Bakır'la gene Ebu Basir arasında geçiyor. Kafirlere karşı nasıl davranacak diyor İmam Mehdi. Şöyle buyurdu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin onlarla barış yaptığı gibi barış yapacak. Hor ve hakir bir halde kendi elleriyle cizye verecek. Az evvel gördük değil mi? Yeryüzünde tek bir din kalacak İslam. Onun dışındaki herkesi kesecek Mehdi, öldürecek. Ama burada da böyle bir şey var. O doğruysa bu yanlış. Bu doğruysa o yanlış. Bu doğruysa bir sorun daha var. İmamiyenin muhaliflerine hayat hakkı tanınmayacak. Koyun boğazlar gibi boğazlayacaklar. Yahudilere, Hristiyanlara cizye vergisiyle hadi güle güle diyecekler. Ve son bir alıntı. Güncelliği de olması bakımından enteresan. İmam Sadık, İmam Cafer diyesiymiş ki kaim kıyam ettiği zaman anlaşmalı yerler iptal edilecektir. Yani bütün İslam tarihi boyunca gerçekleştirilmiş fütuhat neticesinde fethedilen arazilerle ilgili yapılmış olan bütün uygulamalar iptal edilecek. Yani padişahlar ve yöneticiler bulundukları mevkilerinden dolayı birilerine hediye ettikleri veya belli şartlarla üzerinde
anlaşma yaptıkları şeylerin hükümleri iptal edilecek ve asıl hüviyetlerine geri çevrilecektir. Eğer ganimet hükmündeyseler ganimet hükümlerine göre, enfal hükmündeyseler enfal hükümlerine göre kullanılacaktır. İmam Bakır şöyle devam etmiş. Sevat arazisini halkına geri verecektir. Oranın halkı onun yani Mehdi'nin dostlarıdır. Sevat arazisi neresi? Irak. Irak toprakları. Haçlı Şabi Irak'ta Sevat arazisini Ehl-i Beyt'in dostlarına İmam Mehdi'nin hediye edebilmesi için bir ön hazırlık yapıyor. O arazi elde edildikten sonra oradan bütün muhalifler temizlendikten sonra İmam Mehdi gelecek onu Ehl-i Beyt'in dostlarına hediye edecek. Bu kitabı okuyun arkadaşlar. Tavsiye ederim. Mehdi inancının yani İmamiye Şiasının Mehdi inancının aslı nedir, özü nedir, hakikati nedir? Bizim Mehdi inancımızla farkları nedir, benzer tarafları nedir varsa eğer çok net biçimde göreceksiniz. Buradan İmamiye'nin bir inanç unsurunun gerçek yüzünü de göreceksiniz. Bizimle olan münasebetlerinin gerçek yüzünü de göreceksiniz. Şunu söyleyeyim. Bütün bunlar İmamiye'nin kaynaklarında mevcuttur diye biz İmamiye'nin madem siz bizi öldüreceksiniz daha önce davranıp biz sizi öldürelim şeklinde bir muameleye maruz kalmasını asla ve kat'a söylemeyiz, söylememişizdir. Hiç kimse söylememiştir tarih içinde. Bu aklende, naklende onaylanması, tasdik edilmesi mümkün olan bir şey değildir. Meselemiz İmamiye'yi tanıma meselesidir. İmamiye'nin bize yönelttiği ithamların hakikatini görme meselesidir. Bunun yaşanan aktüel hadiselerle bağlantılandırılmasına rızamız yoktur. Yani vay efendim işte Türkiye ile İran anlaştı, Irak anlaştı. Barzani hadisesi dolayısıyla bir ittifak oluştu. Ebu Bekir Sıfır şimdi niye bu meseleyi söylüyor gibi yarın öbür gün sosyal medyada rastlayacaksınız. Birileri düğmeye mi bastı? Yok birileri düğmeye falan basmadı. Düğme falan yok. Biz mevzumuz geldi öyle bağlam düştü. Sırası denk geldi öyle düştü. O yüzden işliyoruz. Siyasete karışmıyoruz. Siyasilerin yaptığı işlerle ilgilenmiyoruz. Bu meseleler bağlamında efendim onları kendi gündemimize çekmek falan gibi ne bir gücümüz var ne bir yetkimiz var ne bir niyetimiz var. Dolayısıyla maksadının dışında yorumlanmasına rızamız yoktur. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.